Üçüncü kayınvalidem Damla'nın Nuray'ı geliyor, Nuray Sultan. İyi misin? İyiyim. Gerçekten mi? Evet. İyi sayılırım yani. Gözünü devire devire geldi. Aç. Bunu hiç mi yaptıysa bilmiyorum. Tavuğu pişmemiş. Yani çiğ tavuk yiyeceğim açıkçası. Damla da yaptıysa. Gerçekten de yediğinde pişmemiş mi? Yok, pişmemiş Nursel Hanım. Burada etini biraz daha pişirmesi gerekiyordu. Omleti yapmış sayılır. Bir de şey, içerisinin mesela bu şeyi krema mı sürmüşler? Krema herhalde değil mi bu? Peynir mi? Bir şey sürmüşler. Ne tadı alıyorsun? Sadece böyle onun tadına bak. Sadece o kısmından ye. Mayonez de değil de mayonez mi? Öyle bir tat gibi aldım. Değişik bir tat. Yani bu tabak hoşuma gitmedi açıkçası. Hiçbir şey. Yok, gitmedim. Omleti olmuş sayılır dedin ya, nasıl, neyini beğenmedin? Şöyle, yumurta herkesin pişirdiği gibi omlet yapmışlar. Bütün herkesin yapacağı bir omlet zaten. O bütün gelinler yapar zaten. Ona bir diyeceğim yok. Yumurtasında güzel olmuş yani, yapmış ama eti hiç pişmemiş. Peki. İkiye geçelim. Şeyi de güzel, yumurtayı da güzel açmışlar Nursel Hanım. Kim açtıysa yani. Açmış mı? Yani omleti güzel yapmış, incecik yapmış. Onu demek istiyorum. Hani her omlet aynıydı? Bence de her omlet aynı değil. Yani omlet herkes güzel yapamaz. Evet, herkes güzel yapamaz. Eti de güzel pişmiş. Omletini, etini, ekmeğini beğendim, evet. Beğendin. Evet. O zaman üçe geçelim. Bunun da mesela omlet ince olmuş Nursel Hanım. Tavuğu da fena değil. Yani ikiyi de beğendim ama bu da fena değil. Pişmiş mi tavuğu? Tavuğu da pişmiş yani. Bu da pişmiş. Tavuğu omleti da pişmiş. İnce olmuş. Omleti bunun da ince olmuş yani. Evet. Ekmeğin kızarma şeklini beğendin mi? Ekmek zaten şöyle şey yapayım, ona da baktım. Ekmek de kızartmışlar yani. Kim yaptıysa bunu da kızartmış. Bu tabağı beğendin mi? Bu da yani karar veremeyeceğim gibi çünkü zorlanıyorum gerçekten. Bunu da yapmışlar yani. Tamam, onu da yedim ama bunu da yapmışlar. Güzel olmuş bu da iki tabak arasında. Bazen izlerken böyle kızdığınızı fark ediyorum yorumlardan da. Yani şöyle baktım. Nasıl bulamaz, Allah Allah, şöyle böyle diyorsunuz evet, ya. Evet, aynen. Ya çok da kolay değil, değil burada ya. Kayınvalidelerin işi. Şimdi, ama burada olma sebepleri de gelinlerini bulmak. Evet. Bu sabaha işte diyorsan dörde geçelim. Şimdi bakıyorum Nursel Hanım hepsine. Hani şeyini ince yapmış mı, omletini ince yapmış mı diyorum, ona bakıyorum. Bu da ince yapmış, onu da ince yapmış. Etine bakıyorum, bu da pişmiş, o da pişmiş. Damla'yı neresinden bulmayı i̇şte nasıl... planlıyorsun? Ekmek kızartmasından mı, omletinden mi, yani, tavuğundan mı? Tavuğundan da olabilir ama tavukların ikisi de aynı pişmiş. Şu iki tabağın. Şu zaten olmamış da. Yani şu iki tabak arasında kararsızım. Şimdi Nursel Hanım ekmeğini kızartmış. Bunu da hangisi yaptıysa gelinlerimizin güzel yapmış. Yumurtası yani krepte yaptıkları için ince olmuş. Eti üç tabağın üçü de güzel pişirmiş, birisi hariç. Hatta şeylerine baktım, ekmeklerini krem falan sürmüşler mi hepsi diye onları incelemeye çalıştım. Onları da sürmüşler yani. Damla'yı bulduğunu düşünüyor musun? Vallahi düşünmüyorum şu an. Bulsam zaten hemen 5-1-1 yapacağım zaten de... Bulamadım ya. Geçiyorum puanlara. Son olarak dördüncü tabağı beğendin mi diye sorayım. Sonra puanlarını alayım. Beğendim, onu da beğendim. Şuna
bir biri vereyim artık damlaysa da yapacak birinci bir şey yok. Birinci tabak bir puan. Evet. Artık bilemediğim için böyle yapıyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Şuna 5 vereceğim. Üçüncü tabak 5 puan. Esasen onu da kırmak istemiyorum. Şuna 1. İkinci tabak 1. Damla da olsa ne yapayım, yapacak bir şey yok. 1. Dördüncü tabak 1 puan. Bugün birler havada mı uçuyor, bana mı öyle geliyor? Çünkü 5-4-3 yapınca kızıyorlar. Tut bakalım. Bu akılları da gelinler veriyor. Bak Damla aynen öyle istemiş. Sonra da bir çıkınca da kızıyorlar. 3 tane birden bir tanesi Nuray Hanım'dan kime gidiyor armağan? Bir puan alan gelinimiz, kaldır görelim, Selma. Şaşırmıyorum. Hiç şaşırmadım. Tabağımın neyini beğenmemiştiniz? Onu bir öğrenebilir miyim? Tavuğum pişmemiş. Tavuğum pişmemiş. Evet. Herkes pişti diye siz mi pişmemiş dediniz? Bu tavuk pişmemiş tavuk mu? Sen pişmiş mi dedim buna? Bu tavuk pişmiş, pişmemiş tavuk mu? Sen herhalde iyi göremiyorsun Selma, pişmemiş. Neresi pişmemiş ya, bu tavuğun bildiğin? Beyaz ekran. Tavuk neresi pişmemiş? Ya pişmemiş. Benim ya. Bildiğim pişmemiş tavuk pembe olur içi. Pembe değil, beyaz zaten ondan dolayı. Ne yapmamı istiyordunuz, yakmamı mı istiyordunuz? Ya yakmayacaksın ama yani yiyince de azıcık yani pişmesi neyini lazım. Neyini beğenmediniz? Yorum etini beğenmedim diye. Yani etimde hiçbir sıkıntı yok. Yani beğenilmeyecek bir et değil bu. Ya sizin yani siz bunu normal lokantaya gitseniz lokantada yersiniz ama. Ben yemem. Yersiniz. Yemem. Yemem ben diyorsunuz lokantaya, yersiniz. Ben lokantaya... İnşallah yani hakkaniyetli davranmışsınızdır. Şimdi şöyle bizim bir şey söyleyeyim. Bizim sorumuz bu zaten. Yani 5-1-1, 5-1-1-1 final yaklaşıyor ya. Şimdi ben... Yani bütün her şeyinizi ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi, ortaya döküyorsunuz. Şimdi bak. Yani burada belki de yeniniz yandı. Selma. Bilemezsiniz. Şimdi ya ben, bilmiyorum ki zaten. Bilmeden çok verdim. Sinirliyim. Ben 3 tane bak, tabak gerçekten, bilmiyorum. Gerçekten şu an var ya kendimi çok zor tutuyorum. Gerçekten ağzımdan kötü bir şey çıkmaması için. Sen hadi tavuğunu yapamadın da aldın. Değil mi? Senin tavuğuna çiğ dedi. Pişmiş o biri ondan çiğ verdi. Diyor. Senin tavuğun çiğdi. Üç çiğ değil. Pişmiş iki kaynana çiğ da yedi. Dedi. Üç kaynana da yedi. Senin tavuğuna çiğ dedi. Hı hı. Hayır. Hepsi şimdi, de pişmiş dedi. Ben bir şey istiyorum yönetmenim. Ben ağzımla söylüyorum, benim kayınvalidem herkesin hakkını yiyor. Bu o masa başında da biz burada topukluyla bekliyoruz. Lütfen benim kayınvalidem, benim puanımı kesin ya. Benim kayınvalidem orada uzun süre bekliyor ve bir şey yaptığı da yok. Bize kardan çok bana, en özellikle de bana kardan çok zararı var. Lütfen kimsenin hakkına da girmesin. Bana up, vallahi kesin ya, ben istiyorum ya. Şimdi vallahi Damla, topuklarıma yazık ya. Damla sadece sen topukların üstünde bekliyorsun bu bir. Ya bekliyorsun da ne işe yarıyorsun ben ya? Ben de topukların üstünde senin için hiçbir şey almadığım halde bekliyorum bu ya, iki. Ya bana, üçün... bana acıtasyon yapma. Bak bir saniye. Sor aklını, sor. Sor bir saniye. Tamam, pişmiş bir tavuk kaldı. Acıtasyonla alakası yok. Onun tabaklara da belki bir verdin, şu an gelinine de bir verdin. Yok ya, bekliyor, sen bekliyor. Sen anlamıyor musun? Oturup... Bilemiyorsan benim gelinim diyor ki bak bilemiyorsan çünkü benim gelinim. Çünkü gözün korktu benden, iki gündür sen aynısını mi yapıyorsun. Ya hiç kimseden korkmuyorum, bir tek senden evet, korktum. Farklı tabak benim gelinim diyor çünkü ki bana evet. Eğer bilemiyorsan diyor, bir tane öyle pişmiş tavuk yedin mi acaba? Ya hiç yemedim ya, seni ilk defa yani yedim ben ya. Ben ona hayret ediyorum. Pes senin pişmiş ya. Tavuk dedin. Pes doğrusu. Pembe tavuk. Sen herhalde yaptın da ben yedim. Aha. Allah Allah. Daha iki tane daha birimiz var. Bir tanesi maalesef çıktı. Şimdi de ikinci biri öğrenelim. Umarım Damla değildir. Damla'dan şu an ben bile tırstım yani. Yani bilemiyorum bu Nursel Hanım. Üçü de şey yani üçünün arasında üçü de güzel yapmış. Ne yapayım ben yani? Kendileri istiyor burada 5-1-1 yap ya diye, böyle yapınca kızıyorlar. İkinci bir puanın sahibi gelinimiz... Bunu sanki beğenmiştin. Bunu da zaten Damla gibi hissediyorum şu an. Demin aa, hissetmedim ama Allah öyle hissediyorum. Allah. Vallahi bak. Yani yoğunlaşamadım ama acele acele. Bari söyleme, tut içinde. Yani yok, benim neyse ağzımda o yani. Son dakika Damla olabilir gibi hissediyorsan. Evet aynen. Damla zaten. Hemen öğrenelim. Bir puanın sahibi gelinimiz... Aslıhan. Ay iyi ki yanılmışım. Ya çok beğendin. Yok böyle. Ne olmuş? Ne i̇yi olmuş ki yanılmışım Allah'tan. Allah'tan ya, yanılmışım. Şimdi bak,
Nuray teyze, ben de bulamadığını düşünüyorum ilk önce. Evet, bulamadım diyorum ya ağzımda. Tamam. Bulamayacak bir tabakta değil. Bir i̇çim dakika. Yanıyor ya. Ben vallahi bile, içim ben, yanıyor ya. Ben yerken bile hangisinin senin olduğunu anladım. Ben söyleyeceğim şimdi puanlama açıldıktan sonra tabak. Kaçıncı tabak Damla'nın? Söyle içine söyle Damla mi? Söyle. İki numara Damla'nın tabağı. İki numara mı? Evet. Tamam, ben olabilir. Ben tavuğundan anladım. Nereden çünkü anladığımı da şef dedi sana. Ki şef. Vallahi şef dedi ki şef. Aklı üstü tavuğumuzu kızartın. Heh. Yeter ya. Bak bitireyim. Bitireyim daha niye açılmadı. Onlar zaten çiğ daha bırakmışlar. Açılmadı. Çiğse niye veriyorsun beşiği? Damla bir dakika. Vallahi çıldıracağım ya. Bak şimdi hepsine emin değilsiniz istedi. Ya. Bak ben bunu kendi kayınvalideme de söylüyorum. Sorabilirsiniz. Emin olmadığınız zaman sadece iki tabağa bir verin. İki tabağa ele. İkisinin de vardır bir kusuru mutlaka. Beş, dört, bir, bir yapabilirsin. Sen şu an emin değilsin ya. Emin İki değilim. Tane beğendiğin tabağı en azından 5, 4, 1, 1 yapsaydın Damla'yı bulma şansın daha yüksek olacaktı. İşte bulama. Kendi de zaten bulamayınca 5, 1, 1 yap dediği için yaptım. Yoksa i̇şte yapmayacaktım. Ya, emin sen diyor bak. Sen. Herkes emin de, değilim eminsin. Zaten. Tamam değilsen 5, 1, 1 yapma. Yaptık artık geçti boşa konuşmanın. İşte yani kendi gelinini yapıyorsun. Evet maalesef. Aslan. Yani bak, bize de şimdi, başkalarını yükseltiyorsun. Yani Damla, düşük. Şimdi bak. Beni bulup bulmadığını bilmiyorum. Amma ve lakin 6 aydır buradayım 6 aydır tavuk yapıyorum. Ve bir kere böyle bembeyaz tavuk bırakmamışımdır. Ya zaten... Bembeyaz tavuk bırakmamışımdır. Birazdan eğer ki o tabaklar açıldıktan sonra ben bir alırsam... ...ben sana tavuk yemeği de öğreteceğim. Tavuk nasıl yapılır, nasıl pişirir... ...ben sana gerçekten güzel güzel söyleyip öğreteceğim ya. Vallahi ki Damla yapacak dördüncü şey tabağı da çok beğendin. Her şeyiyle çok beğendin. Yapacak bir şey yok, ona bir verdim yani. Kızarmış tavuğu beğendiği bulamıyor için ya. Bir verdi zaten. Hep öyle yapıyor zaten. En beğendiği tabak bir. O da hep benim çıkıyor nedense. Senin çıkmıyor niye? Dördüncü sana, tabağı sana çok beğendi. Sana hep beş verince iyi de sen bir verince niye asla beğendi. Böyle zoruna gidiyor? Sen bana dün, nasıl beş veriyorsun biliyor musun? Dün beş verdim ha, sana. Nasıl veriyorsun niye biliyor zoruna musun? Gidiyor? Tamam söyleyeyim. Açıklamaya izin ver. Çünkü sen Damla'yla tabağını... Ne zaman konuşsam araya giriyorsun ama Nuray teyzeci. Buyur konuş. Sen ne zaman beni buluyorsun biliyor musun? Damla'yla birbirine çok benzediği zaman ki ben de... Şu an Damla'nın sana verdiği tüyoları çözüyorum. Ona yakın çıkartmaya çalışıyorum. Sen tüyo yüzden karıştırıyorsun. Tüyo değil. Şef ne dediyse onu yap. Sana hani tüyo ya? Ve Aslan öyle bir şey söyledin ki bayağı kilitlendim. Bir verdiğin tabak gerçekten bakalım Damla'nın mı çıkacak? İnşallah Aslan çıkmaz. Aslan gelinini buluyorsan bulamıyorsan da pes. Yani benzedi işte yapacak çok bir şey. Çok acayip gerçekten. 5 puanı Damla mı aldı, Sena Nur mu aldı öğreniyoruz. Şu bir verdiğin tabağın omletine geldiğimizde birden sonra... ...aa bak evet. Omleti şöyle böyle güzel diye övdük bunun evet, omletini. Evet. Bir verdik. Damla mı, Sena Nur mu 5 puanı kap... Bilemedim. Aç da görelim. Bilemedim gene. Sena Nur. İşte bu ya. Çiğ tavuk, işte. Kalın omlet. Evet, evet. Alır. Bilemedim. İnce omlet. Bilemedim gene.